bir sistemimiz var. Cumhurbaşkanını seçmişiz. Başbakanımızı seçmişiz. Meclisimizi seçmişiz. Şimdi bu sistem herkesin yerli yerinde olduğu bir sistem. Önemli olan ülkenin işi sorunlarını çözmek. Ya bu sistemle bu sorunlar çözülüyor mu? Çözülüyor. Ya 15 yıldır hükümet hangi kanunu getirdiyse istediğini yaptı, çıkardı. Bir tane çıkaramadığı yok, bir tane engel yok. Şimdi önemli olan işte memleketin sorunlarını çözmek. Şimdi ben geziyorum, çok ciddi bir ekonomik kriz var. Çok ciddi bir ekonomik kriz var. Terör almış başını, işte gitmiş. Şehitlerimiz geliyor. Şimdi önemli, ya bunları çözmek varken, yetki elinizdeyken, şimdi bir anayasadır, bakın ülke 4 aydır, 5 aydır böyle bir hengamenin içine girdi. Bir belirsizliğe girdi. Şimdi insanlar diyor ki, ya evet çıkarsa ne olacak, hayır çıkarsa ne olacak, ekonomi ne olacak? Halbuki, ya bunlara gerek yok. Vatandaş seçmiş zaten. Ya devam etsen ülkenin sorunlarını çöz. Çünkü gerek yok. Kanunun biri şimdi devreye giriyor, öbürü 2019'da devreye giriyor. Hangisinin ne olduğu belli değil. Evet çıkarsa peşi sıra, bunu hiç konuşan yok. 6000 kanun maddesinin değişmesi gerekiyor. 6000. Çünkü sistem parlamenter sistem. Şimdi başkanlık gelirse, bunun alt kanun mevzuat var. Şimdi ben milletvekili adayımız, değerli abimiz daha iyi bilir. Bunun bir de alt mevzuatı var. 6000'e yakın kanun maddesi değişecek. Nasıl değişecek? Şimdi bak bunlar hep bir sürümceme. Hep sürümceme. Halbuki gerek yok. Herkes yerli yerinde zaten seçilmiş. Hiç vakit kaybetmeden ülkenin sorunlarını çözmek lazım. Ben biraz pratik düşünürüm. Çünkü hayatta biraz pratik olmak lazım. Hızlı. Karar alıp uygulamak lazım. Karar alıp uygulamak lazım. Şimdi bence 550 milletvekili fazla. Şimdi 600 oluyor. Ne gerek var? Şimdi ağlara tekrar dün akşam haberlerde seyrettim. İşte evet çıkarsa ihtimaline karşı şimdi tekrar odalar yapılıyor mecliste. Bilmem neler yapılıyor. Sekreteryaları yapılıyor. 180 milyon lira devleti, 180 trilyon ekstra külfeti. Ya 550 de çok. 550 bile çok yani. Normali bunun 450 belli. Sayı şey belli. Benim en büyük endişem değerli dostlar. Mevcut sistemde tabii cumhuriyet rejimi noktasında bir sıkıntı yok. Ama bu yeni sistem ülkede bir bölünme tehdidi, bir eyalet sistemi yaratır mı diye büyük bir endişe var.